Merhabalar değerli arkadaşlar. Maalesef bugün beni göremeyeceksiniz bu videoda. Çünkü size daha net bir çekim yapabilmek için bu şekilde bir sistem geliştirdik. Sadece sesimi duyabiliyorsunuz. Fakat görüntü yok. Olsun, önemli olan bilgiyi alabilmek, önemli olan kelime için neler yapmanız gerektiğini öğrenebilmek. Bununla ilgili de videomuz başlıyor. Değerli arkadaşlar, şimdi kelime listesi var. Indulgence, hoşgörü, şımartma, submissive, itaatkar, boyun eğen, uysal, elaborate, ayrıntılandırmak, detaya girmek, tremendously, muazzam bir şekilde, son derece, heal, iyileştirmek, iyileşmek, dominantly, zorla, baskın bir şekilde, monitor, izlemek, gözlemlemek, nest, yuva anlamlarında. Şimdi sizlere en büyük tavsiyem şu: lütfen bir kelime öğrenirken o kelimeyi ezberleyin mutlaka, ama cümlede geçen anlamını da mutlaka öğrenin. Division, bölme, kısım, ayrım. Plague, veba, salgın. Watchdog, bekçilik eden kimse. Beverage, içecek, meşrubat. Congestion, sıkışıklık, tıkanıklık. Evaporation, buharlaşma. Şimdi buradaki kelimeleri bir çalışın, 50 kelimeyi. Öğrenin detaylı bir şekilde. Öğrendikten sonra, bunları çalıştıktan sonra artık antrenman zamanı arkadaşlar. Ve dediğim gibi tekrar öğrenirken ne yapın? Bunları mutlaka ve mutlaka ezberleyin ve cümlelerini okuyun. Mesela preserve, korumak demek. Although the president did everything he could do, preserve the country as a whole, civil war was inevitable. Başkan ülkeyi bir bütün olarak koruyabilmek için her şeyi yapsa da iç savaş kaçınılmazdı anlamında. Inconvenient, zahmetli, rahatsızlık verici. Not wanting to be inconvenient, I decided to stay at a hotel when visiting relatives. Rahatsızlık verici olmak istemediğim için akrabaları ziyaret ederken otelde kalmaya karar verdim anlamında. Bakıyorum timidly, utangaç bir şekilde. He tried to talk to blonde girl timidly, but she said just nothing. Sarışın kızla utangaç bir şekilde konuşmaya çalıştı ama kız hiçbir şey söylemedi anlamında. Insanity, interfere, cremate, sprain, guest, bargain, size, prospect gibi kelimeler. Bu kelimeleri öğrenirken mutlaka alt alta yazın hepsini çalışmak için. Ve günlük 50 kelimeyi çalışabilirsiniz. Sonra bir alıştırmamız var değerli arkadaşlar. O alıştırmayı çözelim bakalım. Bize alıştırma neler veriyor? Bu alıştırmayı çözerken önce kelimelerin anlamlarına bakacağız. Sonrasında ise eşleştirmeler yapacağız değerli arkadaşlar. Şimdi birinci kelimemiz submissive. Submissive demek itaatkar, uysal demek. Heal, iyileştirmek demek. Plague, veba, salgın demek. Negligent, göz ardı etme, önemsememe demek. Tactless, kaba, sert demek. Evaporation, buharlaşma demek. Sparingly, tutumlu demek. Outbreak, salgın, patlak vermek anlamlarında. Rejoice, sevinmek, sevindirmek. Substantially, büyük ölçüde. Urge, uyarmak, devam etmek, itirazcı olmak. Confess, itiraf etmek. Inconvenient, zahmetli anlamında. Insanity, delilik, çılgınlık. Size ise tutmak, sert bir şekilde kavramak anlamlarında kullanılan kelimeler. Bu 15 kelimenin anlamlarını vermiş. Bakalım içeriklere şimdi. Likely to upset or embarrass someone without intending to. Birini üzmek, utandırmak niyetli olmadan anlamında. B. Very much or a lot, çok fazla. C. Eğer bir su buharlaşır ya da sıcaklık onu buharlaştırırsa o değiştirir. D. To strongly suggest that, güçlü bir şekilde someone does something, birinin bir şey yaptığını
önermek, söylemek. Edirne, a disease that causes death and spreads quickly to a large number of people. Bir hastalıktır, ölüme sebep olur ve spreads quickly, hızlı bir şekilde yaygınlaşır çok sayıda insana. To take hold of something, bir şeyi tutmak, sert ve şiddetli bir şekilde kavramak. Not taking enough care, yeterince ilgi almamak over something that you are responsible for, senin sorumlu olduğun bir şey üzerine. Causing problems, problemlere sebep olmak, often in a way, bir şekilde ve bu sinir edici. I şıkkı, eğer bir yara ya da kırılmış bir kemik iyileşir ya da iyileştirilirse, deri, kemikler tekrar birlikte büyür ve tekrar sağlıklı olması anlamında. İ şıkkı, being seriously mentally ill, ciddi bir şekilde zihinsel problem yaşamak, so that you cannot live normally in society, toplumda sen normal bir şekilde yaşayamazsın. J, using or doing only a little of something, bir şeyden çok az yapmak. K, to feel or show that you are very happy, çok mutlu olduğunu göstermek ya da hissetmek. L, always willing to obey someone and never disagreeing with them, birine sürekli gönüllü olarak kurallarına uymak ve onunla hiç ne yapmamak, aynı fikirden yani farklı fikirlere düşmemek. M, to admit, kabul etmek, özellikle polisle ilgili durumlarda, that you have done something wrong, yanlış bir şeyler yaptığını. If there is an outbreak of fighting or disease in an area, bir bölgede bir savaş ya da bir hastalık patlak verirse aniden meydana gelir anlamlarında. Bunlarla bu kelimeleri eşleştireceğiz. Submissive, uysal, itaatkar demekti. Bu kelimenin karşılığı always willing to obey dediğimiz L şıkkı arkadaşlar. L şıkkımız. Heal, iyileştirmekti. Bunun da karşılığı I, yani I, if a wound or broken bone heals, iyileştirmek anlamında. Bu da I. Plague, bir veba, salgın, hastalık demekti. Çok sayıda insanın ölmesine sebep olan, hızlıca yaygınlaşan. O yüzden o da I, yani E. Negligent, arkadaşlar göz ardı etmek, önemsememekti, dikkate almamaktı. O da G, yani G şıkkı arkadaşlar. Bakalım ne diyor G şıkkı. Not taking enough care over something that you are responsible for, sorumlu olduğun bir şey üzerine yeterince önem vermemek. Tactless, kaba, sert anlamındaydı. O da A şıkkı. Likely upset to embrace with someone, birini üzmek ya da küçük düşürmek, utandırdığını hissettirmek. Yani A. A şıkkı. Evaporation, buharlaşmaydı. C şıkkı. Yani C. Sparingly, tutumlu bir şekilde arkadaşlar. Sparingly, tutumlu bir şekilde. Onun da karşılığı J şıkkı. Bir şeyi kullanmak ya da yapmak, çok az bir şey yapmak anlamında. Sparingly'nin de karşılığı J şıkkı. Outbreak, patlak vermek anlamındaydı. O da N şıkkı, bir hastalığın ortaya çıkması, aniden meydana gelmesi anlamında. Rejoice, sevmek, sevindirmek anlamında. K şıkkı. To feel or show that you are very happy, çok mutlu olduğunu göstermek ya da hissetmek. Substantially, büyük ölçüde anlamında. B şıkkı, very much or a lot şeklinde eşleştirilebilir. Urge, arkadaşlar ısrarcı olmak, devam ettirmek anlamında. D şıkkıyla, to strongly suggest anlamında. D şıkkı. Confess, itiraf etmek anlamında. M arkadaşlar, kabul etmek, özellikle polise bir şeyi yanlış yaptığını itiraf ediyorsun. O da M şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Inconvenient, zahmetli anlamında. Hani kolay değil, zahmetli, uğraştırıcı anlamında. H şıkkı arkadaşlar o da. Causing problemlara sebep olan, işte bir şekilde sinir bozucu olan, zahmetli, uygunsuz anlamında, sinir bozucu olan anlamında H şıkkı. Insanity, delilik, çılgınlık, işte kafayı yeme durumları, o da E şıkkı arkadaşlar. Being seriously mentally ill anlamında. Size da son olarak tutmak,
kavramak anlamında karşımıza tek kalan feyiz şıkkı kalıyor. Aniden tutmak, şiddetli bir şekilde tutmak, kavramak anlamında F de bunun doğru cevabıdır. Evet değerli arkadaşlar, burada anlamını bildiğiniz bir kelimenin açıklamasını eşleştirerek çözmüş olduk. Geldik şimdi ikinci kısmımıza. İkinci kısmımızda A ve B şıklarını içeren, A ve B şıklarını içeren bir tense test mantığı var. Sadece A ve B'yi içeriyor. Bakalım değerli arkadaşlar, burada neler karşımıza çıkıyor. Tracing, izini sürmek, takip etmek, izini bulmak, healing, iyileştirmek anlamlarında. O had given up all hope of her missing daughter. Onun kaybolan kızı, iyileştirmezsin onu. İzini sürme, izini bulmadaki tüm ümitlerini kaybetti anlamında A şıkkı doğrudur. İkinci sorumuzda indulgent, hoşgörülü demek. Inflame, açığa çıkarmak anlamında, başlatmak, ateşlemek anlamında kullanılıyor. Studio reddetti. Aktörün arzusunu, nasıl arzusunu? İşte hoşgörülü arzusunu, ne yapmak için? Onun kendi biyografisini yönetmek, ortaya çıkarmak için rektörün arzusunu, hoşgörülü, anlayışlı tavrını reddetti anlamında indulgent doğru cevaptır. Üçüncü soruya baktığımızda substantially ve virtually kelimeleri karşımıza çıkıyor. Substantially büyük ölçüde, virtually tamamen gerçekte anlamında. He was büyük ölçüde bilinmiyor before running for office. Ofis için çalışmadan önce büyük ölçüde bilinmiyor mu? Yoksa virtually, hani gerçekten bilinmiyor, esasında bilinmiyordu anlamında. Burada B şıkkımız doğrudur. Bargain, pazarlık yapmak ve kelepir anlamları var. That second hand table, bu ikinci el masa oldukça kelepir mi yoksa göz ardı edildi mi? Kelepir anlamında A şıkkımız doğrudur. Beşinci soru, Peel was on a nokta nokta for his soulmate. Biliyorsunuz guest araştırma congestion sıkışıklık anlamındaydı. O onun ruh ekizini ne yapar? Araştırır. Buradaki sorumuzun doğru cevabı da A şıkkı. Şarkıcı gergin bir şekilde ve nokta nokta bir şekilde mikrofona yaklaştı. Timothy utangaç, çekingen bir şekilde, isteksiz bir şekilde anlamında. Sparingly ise arkadaşlar tutumlu bir şekilde mikrofona yaklaşılmaz. Gergin ve utangaç, istemeyerek mikrofona yaklaştı anlamında doğru cevabımız A şıkkıdır. Devam edelim diğer kısma. Bu sorularımız bizim değerli arkadaşlar 7, 8, 9, 10 diye devam etmekte. 10 soruluk bir böyle antrenmanımız var. Bakalım değerli arkadaşlar, cremate ceset yıkmak, interfere ise müdahale etmek, karışmak. Kilisenin işi değildir politikaya ceset yıkamak mı, karışmak mı? Karışmak anlamında B şıkkı doğrudur. Dominantly, baskın bir şekilde arkadaşlar, baskın bir şekilde dominantly. Timidly ise utangaç, gergin bir şekilde. Healthcare, sağlık bakımı. Artık kazanç nokta nokta, kazanç yani para kazanmayla ilgili düzenlenmiş değil. O zaman artık sağlık sektöründe para kazanmak baskın bir şey değil. Artık baskın olmayacak anlamında dominantly A şıkkı doğrudur. Urge, biliyorsunuz ikaz etmek, sürdürmek, ısrar etmek. Preserve, korumak. Biz encourage, cesaretlendirmeliyiz yeni ağaçlar dikmeyi ve bizim var olan işte ormanlarımızı korumayı, korumak anlamında preserve doğru cevaptır. İyi bir öğretmen öğrencisini sevindirir mi yoksa över mi? Öğrenci iyi yaptığında över anlamında, över hani değer verir anlamında, bu da
B şık olarak karşımıza çıkmış değerli arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamız fiillerle arkadaşlar neleri eşleştirmek? Fiillerle phrasal verb'leri eşleştirmek, heal iyileştirmek anlamında, monitor gözlemlemek, inflame min anlamı böyle ortaya çıkarmak, kızdırtmak, alevlendirmek, outbreak patlak vermek, salgın, size ise tutmak anlamında, heal'ın eş anlamlısı bring around iyileştirmektir arkadaşlar. Monitör'ün eş anlamlısı follow up, takip etmek, izlemektir. Inflame, ateşlendirmek, kızıştırmak anlamında wind up'la eş anlamlıdır. Hızlandırmak, ateşlendirmek. Outbreak, ortaya çıkmak, patlak vermek anlamında blow up'la eş anlamlıdır. Size da değerli arkadaşlar tutmak, kavramak, sıkıca tutmak anlamlarında force away ile eş anlamlıdır. Burada da siz birden fazla kelime, yani fiillerle eş phrasal verb karşılıklarını öğrenmiş oldunuz. Bunları hemen defterinize geçirin değerli arkadaşlar. Şimdi geldik E şıkkımıza. E şıkkımızda ise değerli arkadaşlar kelimelerin sinonimlerini bulacağız. Kelimelerin sinonimlerini bulacağız. Prospect iki anlamı var. Bir olasılık, iki altın aramak anlamında. Ama buradaki calculation hesaplamak, projection projelendirmek, possibility olasılık, suspense erteleme, eş anlamlısı prospect'in burada possibility C şıkkıdır. Inconvenient uyumsuz, uygunsuz demektir. Troublesome aynı şekilde uygunsuz. Strange tuhaf, evasion harika. Innovator işte yenilikçi anlamında. Eş anlamlısı inconvenient'ın yani uygunsuz, elverişli değil anlamında, problemli anlamında troublesome'dır. Tremendously büyük anlamında, büyükçe, kocaman anlamındadır. Previously önce, perfectly harika, slightly açıkça, enormously büyük anlamında, D şıkkı doğrudur. Heal iyileştirmek, want yora cure tedavi etmek, iyileştirmek, break kırmak, inject ise enjeksiyon yapmak, işlemek anlamında, iyileştirmek, tedavi etmek anlamındaki eş anlamlısı B şıkkıdır. Division bölüm anlamında, partition B şıkkı yine doğru cevabımızdır. Negligent ihmalkarsızlık, dikkatsizlik anlamında, blindness istekli, merciful merhametli, careless dikkatsiz, özensiz, göz ardı eden anlamında eş anlamlıdır değerli arkadaşlar. Devam ediyorum eş anlamlı sorularımızla. 7. sorumuzda bakalım bize neyi veriyor? 7. sorumuzda disease hastalık demek, moral ahlak, fix karıştırmak, patient hasta, disorder hastalık, felaket, D şıkkı eş anlamlıdır. Congestion sıkışıklık anlamındadır. Trafficking arkadaşlar üçkağıtçılık, dolambazlık, sahtekarlık anlamında kullanılan bir yapı. Kara borsacılık, borsacılık anlamında. Pressing baskı, closing tıkanıklık, tıkama anlamında. Arkadaşlar congestion'da sıkışıklık anlamındaydı. Clogging ile eş anlamlı. Upset üzmek, scene manzara, breath beslemek. Uneasy işte kötü durumda, hoşuna gitmeyen, üzgün. Border sınır, üzgün anlamını eş anlamlısı upset'in uneasy'dir. Trace iz demek, kanıt demek. Latitude and lamb, track is, evidence kanıt. Burada doğru cevabımız bizim track'tir değerli arkadaşlar. Bunlar eş anlamlarıydı. Şimdi kelimelerimizin zıt anlamları ile ilgili çalışmayı yapalım. Zıt anlamlılarla ilgili. Bargain, kelepir anlamı, bir de pazarlık yapmak anlamı var. Commercial, ticari, zıt anlam değil. Overcharge, aşırı fazla, aşırı yüksek. Kelepirin tam tersi. Doğru cevap Bursa'dır arkadaşlar. Burada charter diye bir kelimemiz var. O da kiralamak anlamında kullanılır genellikle. Geldim ikinci soruya. Inconvenient, uygunsuz demekti.
kabul edilemez demekti. Bakalım, reachable ulaşılabilir, continent kıta, acceptable kabul edilebilir. Inconvenient'ın zıt anlamlısıdır. Kabul edilemez, uygunsuz, kabul edilebilir anlamında acceptable. Preserve, korumak, tam tersi zarar vermektir arkadaşlar. Restore, restore etmek, maintain, sürdürmek anlamında zıt anlamlısı preserve'ın harm'dır. Geldik şimdi diğer beş tarafına buradaki durumun, bu alıştırmanın. Geldik beşe, bakalım. Devotion biliyorsunuz kendini adama anlamındaydı. Burada da zıt anlamlısı hatred, nefret etme. Devotion onun için her şeyi yapma, hatred nefret etme, kılını kıpırdatmama anlamında. Cheer, neşelendirmek arkadaşlar, cheer. Neşelendirmek, mutlu etmek. Anguish ise ızdırap çektirmek anlamında. Steam, kaynaklanmak. Discourse da moralini bozmak, işte hevesini kırmak anlamında. Acclaim da övmek anlamında. Neşelendirmek, moralini bozmak, cesaretini kırmak. Zıt anlamlısı C'dir. Flimsy, ince, güçsüz anlamlarında. Bizzer, fırtına. Sturdy, evet arkadaşlar. Çünkü sturdy, sağlam, güçlü anlamındadır. Sparingly, tutumlu. Zıt anlamlısı ise cömert olacak. Gördüğünüz üzere generously, cömert, zıt anlamlısıdır. Significantly, önemli bir şekilde, slightly, açıkça. Submissive, uysal, itaatkar anlamında. Dogged ise inatçı anlamında, zıt anlamlısıdır değerli arkadaşlar. Uneasy, mutsuz. Miracle, işte şüpheli, büyülü. Watch, izlemek, görülür. Elaborate arkadaşlar, detaylandırmak, detayını vermek. Zıt anlamlısı symbol da basitleştirmek anlamında. A şıkkı doğrudur. Foundation, kuruluş. Serious, ciddi anlamlarında kullanılıyor. Evet değerli arkadaşlar, burada da ne yapmış olduk? Bu kelimelerin zıt anlamlılarını görmüş olduk. Kelimelerimizin zıt anlamlılarını görmüş olduk. Hemen diğer bölüme geçelim kitabımızda. Boşluk doldurma değerli arkadaşlar. Buradaki kelimeleri bu boşluklara doldurmanız isteniyor sizden. Birinciyi yapalım biz beraber sizinle. Bakalım ne diyor? Proje has benefit, fayda sağladı. Jen'in bilgisinden nasıl fayda sağladı? Büyük ölçüde, enormously, doğru cevaptır bir de. 2. Bu zamanlar her yıl trafik tüm Avrupalıların canını sıkar. Trafik, congestion, yani sıkışıklığıdır arkadaşlar, doğru cevap. 3. soru şu, gerektirir. Before starting any conversation with someone, biriyle herhangi bir konuşmaya, muhabbete başlamadan önce selamlaşman gerekir. Selam vermen gerekir anlamında. Salutation, doğru cevaptır. 4. I am sick of his excuses for being late. Geç kaldığı için özürler, nasıl özürler? İşte işe yaramaz, zayıf, çelimsiz, yalandan yere yapılan flimsy anlamındaki, hani flimsy excuse, hani yeterli olmayan excuse'lerinden ne hasta oluyorum, sıkılıyorum anlamında. 5. soru, çöl alakalıdır. Neyle alakalıdır? With deals with high temperatures, yüksek sıcaklıklardaki buharlaşmayla çöllük alakalıdır, ilişkilidir. O zaman burada buharlaşma anlamında evaporation doğru cevaptır. Police have so far, polis şimdiye kadar hataya düştü. Kaybolan kadının izini bulmada, iz bulma anlamında trace doğru cevaptır arkadaşlar. 6'da. 7. O her zaman hatırlanıyor, onun ailesine devotion, yani ailesine adamasıyla kendini, ailesine tatmasıyla, ailesini mutluluğuyla her zaman hatırlanıyor. 7. Devotion. 8. The swine flu, gripin patlak vermesi, yaygınlaşması anlamında outbreak. 8'de doğru cevaptır.
9. Gelişmekte olan ülkelerde neredeyse nüfusun yaklaşık %60'ı who committing crimes, işte cinayet yapan, cinayet işleyen, suç işleyen masumdur. O zaman burada suç işleyen insanların %60'ı masum olduklarını ne yaparlar? İtiraf ederler. Confess, masum olduklarını itiraf etmek anlamında. 10. Biz şu an 6 günlük dinlenmeye sahibiz. Tedavi olmak ve yaralarımızın iyileşmesi için. O yüzden burası healer. Alakalı insan bir problem, bir gerginlik çıkartmamalı ve yapmamalı. Ne yapmamalı arkadaşlar? Politik sebeplerden dolayı işiyle alakalı şeyleri karıştırmamalı. Karıştırmamalı anlamında interfere doğru cevaptır. 12. Sigara büyük bir katkı sağlar ciddi sayıda hastalıklara. Hastalıklarda diseases 12'de doğru cevaptır. 13. Öğrenciler gösterdiler, büyük bir eğilim gösterdiler. To disclose, neye büyük bir eğilim gösterdiler? Bu davranışlarında çiftlerine ya da diğer aile dışındaki insanlara ne yaptılar o zaman bunlar arkadaşlar? Indulgence dediğimiz, neydi indulgence kelimesinin karşılığı? Hoşgörüdü. Yani burada doğru cevap indulgence. Öğrencilerde büyük bir eğilim göstermişler bu tür davranışlara karşı hoşgörülü olma konusunda. Ailesi içindeki insanlara hoşgörülü olması konusunda bir ayrım göstermişler. Burası indulgence. 14. Keskin bir şekilde baharatlanmış yapraklar kullanılmalı. Değerli yaprak bunlar. O zaman bunlar değerli yapraklarsa sparingly kullanılmalı. Tutumlu kullanılmalı anlamında 14 sparingly'dir. 15. It was excavated in the 1940s. But the bodies had been not buried. Gömülmüyorsa o zaman yıkılıyordu. Yakılıyordu anlamında cremate doğru cevaptır. 15. soruda 16. Mahkumun nokta noktası ya da onun sigortacısının nokta noktası text his victim as he finds him, onun kurbanını onu bulmasını sağladı. O zaman İmalkarlığı, göz ardı etmesi, negligent anlamında 16 doğru cevaptır değerli arkadaşlar. Bakalım 17. sorumuz bize neyi sormuş? 17. soruda da karşımıza çıkan soru, geçen gün parlamentte tartışma, hangi tartışma? Ortaya çıkan, patlak veren tartışma, alevlenen tartışma, in flame anlamında 17'nin doğru cevaptır. 18. The USA Financial, Amerika'nın finansal yetkilisi, takipçisi, sorumlusu yani watchdog'u söylemiş. Kim söylemiş? Amerika'nın ekonomik watchdog'u yani işte görevli adamı söylemiş. Neyi söylemiş? Tüm firmalar şu anda onaylatmak zorunda onların hesaplarının doğruluğunu, bunu söylemiş. 19. soru, bu ülkede her bir birey karar vermede özgürdür. Or not to drink alcoholic, alkol içeren içecekler, beverage doğru cevaptır. 19. soru. 20. soruda yetenekli olmasına rağmen bu güzel bir şey, o zor bir arkadaştır, gururludur ve nezaketsizdir, kabadır, tactless'tır. Burası da tactless'tır arkadaşlar. Tactless uygun bir kelimedir yukarıdakilere baktığımızda. Evet değerli arkadaşlar, bu videoyu niçin çektik? Bu videoyu çekmemizin sebebi şuydu. Ben hızlı hızlı çözdüm size ama bakın, burada sizin yapmanız gereken 50 kelimeyi hedeflediniz. Bu 50 kelimeyi bir kağıda yazdınız. Bu 50 kelimeyi çalıştınız. Sonra hiç kelimelere bakmadan tüm kelimeleri hatırlamaya çalışıyorsunuz. Her şıkta yine 50 kelimeyle ilgili çalıştığınız kelimeleri hatırlamaya çalışıyorsunuz. En güzel yanı şu, doğru cevapta yanlış cevapta o 50 kelimeden geliyor. Ve kafanızı sürekli ne yapıyorsunuz? Bu muydu? Bu şu muydu? Bunun eş anlamlısı neydi? Aa bu neydi? Biraz önce bakmıştım. Hangi cümlede görmüştüm bunu? Ha şuradan hatırlıyorum, şöyle bir cümle var.
aa bir daha çıktı karşımıza gibi neler var değerli arkadaşlar? İfadeler var. İşte sizlere de bu konudaki en büyük tavsiyem, lütfen kelime çalışırken cümle içerisinde karşılaştırarak eş anlamlısı, zıt anlamlısı olarak çalışın. Ama unutmayın, bugün çalışmak yetmez. Kelimedeki en büyük sır nedir? Kelimedeki en büyük sır bol tekrardır öğrendiğiniz kelimeleri. Ama kelime hocam ben de ezberliyorum, unutuyorum diyorsanız yine tekrar yapacaksınız. Ama hocam ben ezberlemeden öğrenmek istiyorum diyorsanız işte bu şekilde antrenmanlarla, egzersizlerle okuyarak kelime dağarcığınızı geliştirmenizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.